Tabii ikinci yarıya Rize maçıyla çok iyi başlamadık işin gerçeği. Ama onun akabinde hemen Antep maçıyla toparlandık. Bana göre yani gol pozisyonlarını çıkarsak belki Başakşehir maçını izleyen herkesin bu maçın kazananı Gençler Birliği diyeceği bir maç oynadık Başakşehir'e karşı ama maalesef geldikleri her pozisyonda ki kolay geldiler. Onlara fırsat verdik. Golü buldular. İyi oynadığımız bir maçta mağlubiyetle ayrıldık ama yani duracak değiliz. Çalışmaya devam ediyoruz. Söylediğin gibi tabii eksiklerimiz var ama yani bu eksikleri aratmayan oyuncularımız da sahada o mücadeleyi veriyorlar. Sadece tabii son vuruşlarda belki onları arıyoruz. Onların eksikliğini hissediyoruz. Onlar da aramıza katıldığında tabii bize güç katacakları daha iyi duruma geleceğiz. Önemli olan tam kadro oluncaya kadar bu süreci en iyi şekilde geçmeye çalışmak. Bu hafta da Trabzonspor'la oynayacağız ki Trabzonspor hem Hüseyin Hoca'ya da buradan hayırlı olsun diyorum. Hüseyin Hoca'yla beraber farklı bir kimliğe büründü, farklı bir havaya büründü Trabzon şehriyle beraber. Bu hafta da kolay bir maç olmayacak bizim için. Yine etkili oyunculara karşı, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bundan sonraki her maçımız böyle geçecek. Dolayısıyla bu maçtan da kendi sahamızda iyi bir sonuçla ayrılmaya gayret edeceğiz. Oyunumuzu biraz daha iyi duruma getirmek, biraz daha gücümüzü arttırmak, biraz daha sonuca ulaşan işler yapmak bu haftaki hedeflerimizden biri. İnşallah başarılı oluruz bunda da. Hazır takımda eksikler tamamlanınca dediniz hocam. Eksikler ne zaman tamamlanacak? Stanku yarın belki takımla beraber başlayacak. Zaten hafta sonuna kadar onu bakacağız. Pek sanmıyorum yani hafta sonunda kullanabileceğimizi. Ama kulübeyi alabilir miyiz onu bir değerlendireceğiz. Sesenyon zaten dün takımla beraber çalıştı. Bugün de antrenmanda olacak. Polamat'ın hafif bir sakatlığı var. 2 gündür o tedavi oluyor. Onun dışında yani başka da Arda'nın sakatlığı zaten sürekli devam ediyor. Onun dışında başka da bir eksiğimiz yok gibi. Yani. Hocam transferi ya istememenizden dolayı eleştirdiniz. Özellikle sosyal medyada Stanko versiyonu yokluğunda yarı uçta sıkıntı yaşamaya başladı. Şimdi ya ben tabii her yerde olduğu gibi ben transfer istemiyorum diye bir şey yok. Biz oturuyoruz yönetimle beraber değerlendiriyoruz. Bu transfer konusu sadece teknik direktörün istemesiyle olacak bir şey değil. Yani dolayısıyla bunu beraberce karar almak gereken bir şey. Biz de oturduk yönetimimizle. Yani mali açıdan da değerlendirdik. Teknik açıdan da değerlendirdik. Bu seneki hedeflerimizi ortaya koyduk. Gerçekçi hedeflerimizi ortaya koyduk, düşündük. Yani önemli olan şu andaki kadromuzun bu durumunu korumak, mali yapımızı zarara uğratmadan sakatlarımız da aramıza döndüğü zaman yani bizim bu kadromuzda bu seneki hedefimizi tutturabileceğimizi düşündük. Dolayısıyla bundan dolayı da bir kaleci aldık, bir de Mike aldık. Onun dışında da başka bir transferimiz olmadı. Bazı tabii forvet oyuncusu istedik ama mali anlamda bize uymadı. O yüzden de almadık. Hedefi biz de öğrenebiliriz hocam. Nasıl? Hedefi. Ne olabilir? Yani ilk onun içinde bitirmek bu seneki hedefimiz. Yani ilk onun içinde bitirdiğimiz zaman bence bu seneki yani geldiğimiz günden beri baktığımızda bu seneki hedefimizi tutturmuş olacağız. Tabii daha iyisini de yapabilir miyiz? Yaparız ama bu Avrupa kupalarına, UEFA kupasına katılmak olmaz herhalde. Yani bugün baktığımızda o gerçekçi bir hedef olmaz. Artı tabii ki aşağı sıralardan uzak kalmak, düşmemek her şeyden önce önemlisi. Ama biz ondan ziyade yukarıya biraz bakıp orayı hedefliyoruz yani. Tamam. Hocam bu hafta hedef 1 puan mı, 3 puan mı? Ya bizde her zaman hedef 3 puan. Yani ben hiçbir zaman beraberliği oynayan bir teknik direktör olmadım. Olmayı da düşünmüyorum işin doğrusu. Yani bazı son haftalara doğru hedefe giderseniz bazı stratejik oyunlarınız olabilir ama orada dahi ben galibiyeti hedeflerim. Çünkü sahaya iki takım çıkıyorsa kazanan yani kaybeden kazananı tebrik edeceği bir oyun bu. Ben de bundan yanayım. Yani saygı duyulan bir oyun oynamak istiyoruz her zaman. Kazanmaya odaklı oynamak istiyoruz. Kazanabiliyorsak kazanırız. Kaybediyorsak da kazanan takımı tebrik ederiz yani. Tamam, teşekkürler.